Nal Bey, FNSS olarak buraya Zaha'yı getirdiniz. Zaha çok özel bir araç. Öncelikli olarak bunu tasarlarken, bu aracı tasarlarken mühendislik açısından herhangi bir destek aldınız mı? Hangi aşamayla adım atarak bu Zaha'yı tasarladınız, onu sormak isterim. Evet, evet. Öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Bu aracın görev anlamında muadili Amerikalıların AV7, AV7 aracı. Bizim deniz piyademizin de ihtiyacı böyle bir araçtı. Biz de SSB ile oturduk, konuştuk. Bunu sıfırdan tasarlayabileceğimiz konusunda anlaştık ve geliştirme artı 27 aracın teslimatını kapsayacak bir sözleşme imzaladık ve sıfırdan tasarlandı araç FNSS tarafından. Bütün gövde tasarımı sıfırdan FNSS tarafından, FNSS Ar-Ge birimi tarafından gerçekleştirildi. Şu anda da üretim safhası bitmek üzere ve aynı zamanda kalifikasyon süreci de tamamlanmak üzere, çok az kaldı. Önümüzdeki yıl başında teslimatları yapacağız inşallah. Ben tabii Zaha'ya bakınca aklıma Türkiye'de TCG Anadolu geliyor. Evet. Endonezya'da da 17 bin ada geliyor. Endonezyalıların bakışı nasıl? Bir ilgi ne görüyorsunuz onunla ilgili? Yaklaşık zannediyorum 5-6 ay önceydi. Endonezya Marine Komutanı Türkiye'ye geldi. Aslında ilgileri olduğunu biliyorduk. Yani Endonezya'da bu konuda ilgileri olduğunu biliyorduk. Biz davet ettik. Testleri de gelip görsünler. Türk Deniz Kuvvetleri'nin ve Savunma Sanayi Başkanlığı'nın birlikte yaptığı kalifikasyon testlerini şahit olarak katılsınlar. Bunun faydalı olacağını düşündük. Gerçekten o fikir çok işe yaradı. Komutan geldi ekibiyle birlikte. İzmir'de yapılan testlere, deniz testlerine, bir miktar kara testlerine de katıldı. Araca bindi bizzat. Bilal Ankara'ya geldi. Ondan sonra işler hızlandı. Bizim fuara getirme planımızı hemen devreye soktuk. Daha fuardan sonra da bir resmi geçide katılmak üzere kalacak. O da yeni bilgi. Bir hafta daha tutun. Bu kuruluş yıl dönümleri var zannediyorum marinlerin. Ona katılacak. Bilare bütçe ayarlamaya çalışıyorlar. 2023 içinde de bir güzel haber inşallah verebiliriz gibi bakalım. Sonuçta FNSS'i çok iyi tanıyor Endonezya. Ortak proje var. Muhtemel siz bu projeyi de ikinci olarak ekleyeceksiniz. Tabii herhalde. Tabii. Yani onun çok etkisi oldu. Yani PT Pindat'la 10 yılı geçti diye hatırlıyorum. Bir ortaklık anlaşmamız var. İşbirliği anlaşmamız var. O anlaşmanın ilk çocuğu Harimao, orta ağırlıkta tank. Biliyorsunuz 18'lik siparişi aldık. Ama toplam ihtiyaç çok fazla. Yani 200'ün üzerinde ihtiyaç var. Tabii bütçe ayarlama kolay olmuyor. Bütçe konusu halledilmeye çalışılıyor. Onun devamı gelecek. Siparişler gelecek. Çünkü birebir Endonezya Silahlı Kuvvetleri'nin istediği ürün birebir yapıldı. İlk prototipten sonra tekrar bazı talepleri oldu. Onlar da birebir karşılandı. Yani tamamen terzi işi bir çözüm oldu. İhtiyaç da var. Dolayısıyla peşi gelecek bir proje. Şimdi o ilk çocuğumuzdu diyeyim. İkinci çocuğumuz da inşallah Zaha olacak. Hem ilk ihracatı anlamında hem de Endonezya ile savunma işbirliklerimizin ve savunma sanayi işbirliğimizin pekiştirilmesi anlamında ve geliştirilmesi anlamında da çok güzel bir örnek daha olacak diye düşünüyorum. Siz bu bölgeye aslında biraz Malezya ile adım attınız. Endonezya devam ediyor. Zaha açısından bölgede nasıl bir potansiyel görüyorsunuz? Şimdi Zaha çok özel bir araç. Tabii bizim TCG Anadolu benzeri gemilerin olması lazım. Bu da çok küçük ülkelerde olacak bir şey değil. Endonezya büyük bir ülke zaten. Dolayısıyla büyük ülkelerin, bu tür gemileri olan ülkelerin kullanılacağı bir ürün. Dolayısıyla bölgede bildiğim kadarıyla Endonezya'nın dışında tabii mutlaka Çin var, Kore var filan, ama Kore'de de Amerikan AV7'leri kullanılıyor.
Onun dışında bölgede ihtiyaç olduğunu bilmiyorum ama şu an için tabii ki. Çıktıkça tabii peşine düşeceğiz. Bizim geleneksel olarak ihracat pazarlarımız ana platform olduğu için, hani alt sistem olsa olabilir bütün dünya, Avrupa, Amerika, her yere ihracat olabilir ama ana platform bazında Orta Doğu, Uzak Doğu, işte Afrika, Güney Amerika'ya şimdi bakıyoruz. Türk Cumhuriyetleri inşallah yakında başlayarak gelişecektir. Ama büyük ülkelere satmak çok zor çünkü kendi sanayilerini kullanıyorlar. Dolayısıyla bizim hedef pazarlarımızda dolanıyoruz. Yani Zaha'da, Orta Doğu'da bir ilgi var gibi. Fakat silahlı kuvvetlerimiz devralıp kullanmaya başladıktan sonra daha ilgi artacak diye düşünüyorum. Uzak Doğu'da dediğim gibi Endonezya şu anda bildiğimiz tek ülke ihtiyacı olan. Ama Orta Doğu'da çıkabilir. Çok teşekkürler sizlere. Başarılar diliyoruz tüm ürünlerinizde. Sağ olun. Çok teşekkürler.